Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golban.com'un ve Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kanalımızın büyümesine vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İçimden gelen bir cümleyi kurmak istiyorum. Daha doğrusu birden fazla cümleyi kurmak istiyorum. Arkadaşlar biz bu yola çıktığımızda 2018 yılında çok engellerle karşılaştık. 2018'den önce de bir kanalımız vardı. Fakat çeşitli şikayetlerden, çeşitli çekememezliklerden dolayı kapatıldı. Şimdi bu kanalımızın da 26.000 aboneye geçmesi birilerini rahatsız etti. Ben elimden geldiğince sizlere doğru bilgi aktarmaya çalışıyorum. Fikirlerimi, düşüncelerimi sizlere saygı çerçevesinde aktarmaya çalışıyorum. Kimseyi kırmamaya, incitmemeye çalışıyorum ama kanalımız maalesef şikayet altında. Tek ricam beğeni atmanız. Hani yorum çok bir önemi yok. Yorum atın dediğim zaman bazı arkadaşlar 50 defa farklı farklı basit şeyler atıyor. Sistem spam sayıyor. Bak adamlar haklıymış diyor. O yüzden beğenilerinize talibiz arkadaşlar. Abone olursanız da seviniriz. Hani desteklerinizi e, rica ediyorum. Aynı zamanda beştaş maçına kadar da inşallah 26.600 abone olacağız inşallah. Hissediyorum ve rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen destek olun. Bak siz destek olun. Ben de sizlere çok ama çok güzel şekilde dönüşler yapayım. İki tane sponsorumuz var. Ben yapamasam da maddi durumum el vermese de iki tane sponsorumuz. Merak etmeyin ellerinden geleni yaparlar. Belki de yapmak istiyorlar. Sizden bir işaret, bir ışık bekliyorlar. Kırmazsanız beni sevinirim. Rabbim beni kırmayan arkadaşların gönlü muradını versin. Varsa hastalığınız şifa versin. Varsa derdiniz deva versin inşallah. Evet, spor yazarlarından Fenerbahçe görüşlerine geçelim. İki dakikada boşuna çalmış gibi oldum ama Fenerbahçe'nin 100 milyon euroluk potansiyeli diyerek söze başlayayım arkadaşlar. Hürriyet gazetesi yazarları Uğur Meleke, Güntekin Onay, Fırat Aydınus ve Mehmet Arslan futbol konseyinde haftanın gelişmelerini değerlendirmiş. Ben bilmiyorum program ama Uğur Meleke'nin şu sözleriyle başlayayım. Diyor ki Fenerbahçe Alanya maçını izlerken şunu düşündüm. Jesus'un kadrosunda Alex ya da Hacı olsaydı onları nasıl kullanırdı? Aslında var ya güzel bir soru. Çok ama çok güzel bir soru. Yani o kadroda Alex ya da Hacı olsaydı nasıl kullanırdı? Zira Jesus'un takımında tek bir vazgeçilmez oyuncu bulamıyorsunuz. Tüm takıma az hissi verdi 3 ayın sonunda. Bir şey söyleyeyim mi? Bu dünya futbolunda bunun benzeri yok. Onu da belirteyim. Gerçi Jesus'un star yönetimi konusunda da başarısını biliyoruz. Portekiz liginin en pahalı ihraçlarından Bruno Fernandes, Ruben Diaz, Darwin Nunes gibileri geliştirme konusunda da ustalık göstermişti. Bence Fenerbahçe'nin elinde de bu sezonun sonunda 3-4 tane 26, 20 artı milyon euroluk oyuncu olabilir. Musa Samuel, Ferdi Kadıoğlu, İsmail, Crespo olağan şüpheliler diyor. Ben bir şey söyleyeyim Eğer İsmail Yüksek 20 milyon euro ve üstüne gitsin. Cesu, yani Yoğurtçu Parkı'na Jesus'un da heykeli dikilsin. Ha İsmail'in e, kapasitesi yeteneğinden dolayı değil. Bu parlatma hızından dolayı. Mehmet Arslan diyor ki Löv yerine Cesus harika. Eğer haftada bir maça gitme imkanım olsa tüm param fener maçına verirdim diyor. Param onu harcardım. Taraftarı sonuna kadar mutlu ediyorlar. Sağdaki futbola mücadeleye bakarak diyorum ki bravo Ali Koç. Löv yerine Jesus harika bir tercih. Gerçi löv bizi sattı. Orası da ayrı mesele. Telefonlarımıza falan çıkmadı. O süreci size elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Biz normalde lövle her konuda anlaştık. Anlaşamadığımız hiçbir husus yoktu. Yüzde her yüzde bir milyon anlaştıydık. Ama olmadı. Hayırlısı inşallah. E, Fenerbahçe'nin bitmek tükemek bilmeyen presi ve hırsı kaybetseler bile Akışlamaya değer. Jesus bahane üretmeyen çözüm odaklı bir teknik adam diyor Mehmet Arslan. Hatta bir teknik adamdan da ötesi bir lidere dönüştü. Ali Koç ilk kez koltuğa rahatça yaslanarak başkanlığın tadını çıkaracağı bir sezon yaşıyor demiş. Ben bir de bir şey söyleyeyim. Nasip olur da şampiyonluk olursa siz Ali Koç'a bakın. Gün Tekin Onay. Jesus geniş kadroyu optimum seviyede kullanıyor. Alan daraltan, ön alan baskısı, güçlü pres ve direkt oyun ile sonuca gidiyor. Şimdi çok kısa olarak alanı daraltıyor Fenerbahçe. Yani oynanan futbol alanını küçültüyor. Doğru. Ön alan baskısı. Yani Fenerbahçe'ye karşı geriden oyun kurmaya çalışan takımlara karşı müthiş bir pres. Güçlü bir pres var diyor. Bu sahanın her alanındaki presten bahsediyor. Ve direkt oyun. Yani direkt sonuca gidecek oyunla sonuca gidiyor demiş. Skor ne olursa olsun frene basmayan anlayışına da bayıldım. Bizim ligin kültüründe bu ne yazık ki yok. İzleyene keyif veren bu futbol heyecan veriyor. Miguel Crespo'nun enerjisi ve oynadığı futbol ise bu hafta bambaşka bir seviyedeydi. Ben burada araya gireyim. Yer yer bana kızıyor arkadaşlar. Yer yer ukalalık tasladığımdan dolayı kızıyorlar. Haklılar. Yapıyorum bu ukalalığı yer yer. Haklılar. <laughs> Yalan yok arkadaşlar. Ama herkes ulan bu Arao niye alındı? Arao topçu mu? Böyle topçu mu alınır? falan dediğinde ben şunu söyledim: Adam Crespo'nun sakatlıktan tam manasıyla iyileşip formunu yakalamasını bekliyor. Arao Crespo'ya yedek olarak alındı. Yani alınırken transfer isteği aynen böyleydi arkadaşlar ve ben süreci anlattım. Şu anda da çok şükür haklı gururunu yaşıyorum. Hocam peki Arao yedek olarak alındıysa niye Zaire'de oynamıyor? Burada da Arao'nun müthiş performansı diyebilirim. Yani Zayt'sın performansına kötü diyemem ama bunu söyleyeyim. Fırat Aydınus diyor ki Jesus tam bir lider. Farklı kulvarlarda mücadele bunu gerektiriyor olsa da asıl dikkati çeken bu kadar sık ve geniş rotasyonlara rağmen aynı oyun oynamak ve oynatabilmek. Belki bu seçimler ve rotasyonlar zaman zaman Fenerbahçe için olumsuz sonuçlar da doğurabilecek. Her maç herkesi şaşırtan Fenerbahçe'nin hocasına dahi dahi veya deli cesareti var diyenler olabilir. Fakat bence Jesus her takımın saha içinde futbolcu olarak aradığı ama Fenerbahçe'nin saha dışında sahip olduğu tam bir lider diyor. Şimdi şunu söylüyorlar. Hocam çok iyi teknik direktördü. Berişay'ı niye gönderdi? Beriş adında iyi futbolcu yapsaydın. Şimdi Fenerbahçe'den ayrıldı. Augsburg'a kiralık olarak gitti. Satın alma opsiyonu var Berisha'nın Ve Bayern Münih'i yıkan isim oldu. Şimdi Bayern Münih gibi takımlara karşı atılan goller unutulmaz biliyorsunuz. Berişi orada şey yaptı. Arkadaşlar Berişan'ın üstüne çok düştü. Acaba dedi. Potansiyelini çıkabilir mi, çıkarabilir miyim dedi. Çok düştü üstüne. Bak adım soyadım kadar eminim. Hani duyum verdin. Duyumların yanlış çıktı. Kıvırıyorsun demeyin diye söylüyorum. Ben ısrarlı bir şekilde söyledim. Adam dedi ki Berişan'da bir potansiyel var. Çıkarabilir miyiz? Edebilir miyiz? diye. Ve Berişan bakın Almanya'da o potansiyeli çıkarıyor. Bayern Münih maç öncesinde de Bundesliga'da en iyi takıma karşı oynayacağım. Sakada sağda saklanacak değiliz. Kazanan biz olacağız demiş. sözünü de tutmuş. Aile motivasyonu var. Haftanın 11'inde yer bulmuş. Fenerbahçe'de 31 maçta 7 gol 2 asist. Ama Fenerbahçe'de mutlu değildim. Ama oraya giderek büyük bir pişmanlık yaşamadım demişti. Yolu baktı açık olsun. Şimdi şunu da diyebilirsiniz. Hocam İsmail Yüksek Berisha Arkadaşlar çalışana formayı veriyor. Bu kadar basit. Geçen sene başka bir Portekizli Muhammed Gümüşkaya'ya güvendi. Formayı al geçir sırtına çıkartma dedi. Bu çok büyük bir cesaret ister. Arkadaşlar bakın 7-8 senedir kupa kazanamayan takımda bu çok büyük cesaret ister. Genç düşmanı Arda'yı oynatmıyor diyorsun bir bakıyorsun İsmail Yüksek. Bu arada tabii Fenerbahçe'nin önünde sadece rakipler yok. Sadece taktikler yok. Mesela PFDK var. TFF Hukuk Müşavirliği Süper Lig'den 6 ekibin PFDK'ya sevk edildiğini açıklamış. Tabi bunların içerisinde Fenerbahçe'de var. Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahürat saha olayları. Galatasaray saha olayları. Bak şimdi niye Galatasaray diyorum dinleyin. Beştaş ve Demir Grup Sivas Spor ikisi aynı takım değil mi? Çirkin ve kötü tezahürat. Trabzonspor ve Adana Demirspor saha olayları nedeniyle disipline sevk edilmiş. Başakşehir'de Mahmut Tekdemir ve Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu'yla Nakajima'nın kural dışı hareketleri gerek gerekçesine tedbirli olarak PFDK'ya sevki gerçekleştirmiş. Ümraniye Teknik Direktörü Recep Uçar'ın sportmenine aykırı hareketleriyle tedbirli olarak tipine sevk edildi. Bakın Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da PFDK'ya sevk edilmiş. Yani yanlış anlamayın beni bende dahil herhangi birisi çıksa PFDK Fenerbahçe düşmanı bak bizi sevk ediyor dese ona bunu gösterin. Ha kimler ne ceza alacak hep birlikte izleyeceğiz. Biz Yesus'a dönelim mi tekrar? Zaten muhtemelen başladı Jesus'un müjdesini vereceğim size. Şimdi Fenerbahçe'de Jesus kanunları diye bir olay var. Bak Fenerbahçe farkındaysanız bambaşka bir kimliğe büründü. Ya özür dileyerek sormak istiyorum bunu. Haddime değil, kimsenin yaşını sormak haddime değil. Bazı abilerimiz, e, ablalarımız ya da abla demeyelim. Bazı benden küçük ama yaşı kimlik yaşı benden büyük olan e, hanım kardeşlerimiz... ''Kardeşim deme hocam lazım.'' ''Ya o kadar da değil de ee, ''Dişi kanaryalar.'' diyeyim. ''Hocam dişi deme ırkçılık oluyor.'' Lan ''Ben ne diyeyim? Ne diye bahsedeyim?'' ''Mahmut mu?'' diyeyim. ''Hocam Mahmut deme. Mahmut diye kadın yok.'' Neyse. Yaşı büyük olan kişiler çok çok iyi hatırlar. Yalansa bu arada mutlaka yorumlara belirtin. Bu arada yaptığı, yapacağınız uzun yorumlar beni çok mutlu ediyor. Arkadaşlar nokta dahi olsa cevap veriyoruz. Kimse alınmasın, gücenmesin diye. Bazen sistem göstermiyor yorumlarınızı. Bizden kaynaklı değil. Nokta dahi olsa biz sizin yorumunuzu okuduk diyoruz. Kanalda çalışan moderatörler var. Kadınlar da var kanalda çalışan arkadaşlar. Bilginiz olsun. Genelde onlar işin içinden çıkamaca nokta koyuyorlar. Ben nokta koymuyorum kolay kolay. Bilginiz olsun ben harbi harbi cevap yazıyorum. Şimdi yaşı büyükler bilirler. Fenerbahçe'nin tipik özelliği nedir? Bir, o sene çıkarttığı formalar merakla beklenir. 2. Fenerbahçe'nin kalecisi hep Süper Lig'in en iyi kalecilerinden biri olur ya da en iyisi olur. Fenerbahçe'nin forveti Süper Lig'in en iyi forveti olur ya da en iyilerinden biri olur. Fenerbahçe ligdeki en iyi kadroyu kurar. 4 tane özellik. Bak teknik direktör demiyorum. Kombine stadyum şu bu demiyorum. Ben bunu yani 70'lerden belki 60'lardan itibaren söylüyorum. Görmesem de yani yaşamasam da. Ve sonuçta ne olurdu? Fenerbahçe şampiyonlukları sayıca daha üstün olurdu. Şimdi uzun yıllardır şampiyonluk yok. Ama harbi harbi soruyorum. Fenerbahçe'nin kalecisi iyi mi? Ya bırak hatalı gol yiyor şöyle böyle. Ya çöpleyenleri boş verin. Siz kendi fikrinizi bana söyleyin. Kalecisi iyi mi? İyi. Milli takma seçilmiş. Fenerbahçe'nin forveti iyi mi? <laughs> Şu anda ee, Fenerbahçe forveti 7 golle gol kralı. Üstelik Fenerbahçe taraftarına desem ki 4 milyon euroya satılsın mı okey derler. yani, haksızsa haksızsın deyin. Haksızsan mutlaka bana haksızsın deyin. Hiç çekinmeyin ya. Yani. E, Fenerbahçe'nin taraftar kombini almış mı? Almış. Hatta stadyumda sabahlamış, almış. E ne kaldı geriye? Fenerbahçe kadrosu. Fenerbahçe kadrosu ligin en pahalı kadrosu. O zaman sadece şampiyonluk kalıyor. Büyük, büyüklerim söylesin. Eski Fenerbahçe'yi yakaladık demiş. Jesus sayesinde. Çünkü adamın sistem takıntısı yok. Sabit 11'i yok. Rakibe göre, maça göre taktiği var. İşte ben Nenat Bielisa diye bu yüzden yalvardım. Burada yalvardım. Nenat Bielisa biliyorsunuz en son o sijek teknik direktörüydü. Dedim ki bak esnek tek, taktik anlayışı var. <laughs> Kolej havası drone ile takip ediyor. Ee, yani bu var. Adam bunu yaparak. Şimdi düşünsenize İsmail yükseksiniz. Küser misiniz? Yo her an oynayabilirsin. Emre Mortsunuz küser misiniz? Yo oynayabilirsin hocam. İrfan oynar hocam. O sahi, Hocam arada sırada oynatmıyor ama o da küsmez yani belli olmuyor. Bakın arkadaşlar bol rotasyon. Herkes az, herkes yedek. Aslında Fenerbahçe Ali Koç'un döneminde bir krize son verdi. Ama bunun sonunun da son olması lazım. Yani sonun sonunun iyi olması lazım. Net dokunuşlar ezber bozuldu. Yıllardır 4-2-3-1, 4-2-3-1. Fenerbahçe 4-2-3-1 oynamazdı ki. Fenerbahçe'nin meşhur olduğu senelerdeki taktik neydi? 4-3-3 gibi bir taktikti. Yani 4-3-3 gibi bir taktik. 4-4-2 gibi bir taktik. Fenerbahçe hep ofansif taktikti. Ersun Yanal'ın lafı neydi? Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır. Birçoğu dalga geçse de doğru söylüyordu. Kültür bu. Bak, Jesus'un ideal 11'inin olmaması bu sıkıntı çıkarır bize. İlla çıkaracağı maç olacak. Ama inşallah Fenerbahçe şampiyon olur. Şampiyonluğu garantiler. Ligdeki abidik kubidik spor maçında olur. Bakın eskiden ideal 11, ideal takım, aslar, yedekler önemliydi. Bitti. As, yedek herkes ilk 11 oyuncusu. Ya kalede İrfancan değirmenci dışında herkes İrfancan değirmenci miydi ya? Eğirbay pardon İrfancan Eğirbay İrfancan değirmenci beni anda. İrfancan Eğirbay herkes görev aldı. Kenardan gelenlerden kat kaldı. Her maça en az 5 değişiklik yaparak hazırlanan dünyada başka teknik adam yoktur. Sakatlıkların aslında önüne geçildi. Arkadaşlar yanlış anlamayın beni. Sakatlıkların bir kısmı sak yani yorgunluktan oluyordu. Maçta olmuyordu ki. Son yıllarda bir düşün ve bahane üretmiyor. Eskiden Avrupa dönüşü kayıp yaşanırdı. Yorgunuz, çok yorgunuz. Uçakta bir yorulduk ki. Tabi. O meyve suyunu getiriyordu hostes. O hostesin ayağı kaymasın mı? E, hostes yere düştü. Sonra çok yorulduk. Adam çıktı ne dedi? Sadece küçük takımlar haftada bir maç yapar dedi. Ha şu da bir gerçek. Yanlış anlaşılmasın. Yanlış anlaşılmasın. Yani ligimizde haftada bir maç oynayan ama küçük olmayan takımlar da var. Her camia kendine göre büyüktür. Fakat burada kastettiği şey şuydu. Ağlamanın, sızlamanın düzumu yok. Adam şimdi şey gibi ya. Türkiye Büyük Elçisi gibi çalışıyor. Diyor ki arkadaş bu Fenerbahçe takımı gidecek orada yer alacak. Avrupa'da adından söz ettirecek diyor. Bitti. Bitti. Bahane üretmiyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim bildiğim Jesus Ümraniye maçında, yani benim bildiğim Jesus değil. Jesus'u çıkardım sisteme. Tanıdığımız X bir hocayı koyalım. X bir hoca. Ümraniye maçında ateş püskürürdü. Bunlar nasıl hakemler 3 tane gol yedik. Ulan yediğimiz gollere bak. Hepsi mi sıkıntı olur? Kornerden gol şey av korner verdiler. Avuttu. O. Bilmem iki gol ofsayttaydı. Hakemler üstümüze oynuyor. Ben Fenerbahçe şampiyon olmaya geldim. Bu hakemlerle şampiyonluk imkansız derdi. Yapılan önce transfer, kimliğinin parası, gözümüzün önünde uçar giderdi. Adana Demir maçında uçar giderdi. Hiç olmadı Konya maçında uçar giderdi. Hiç olmadı Konya maçında bütün emekler uçar giderdi. Ali Koç megafonu alırdı. S-A-S-İzabel seninle mezara ben denenen diye böyle şey falan çalardı. Giderdi. Adam ne diyor? Hakem. Adam hakemi konuşmuyor. Ya Paris Paris hata var. Hakemi konuşmuyor. Şimdi Galatasaray Beşiktaş taraftarına bakıyorum. Crespo'nun eline değdi. Ulan dert Crespo'nun eline değdi. Hayır, dert o değil. İtiraf edemiyorlar. Fenerbahçe kütürük gereği gibi top oynuyor. Diyemiyorlar. Eline değdi. Bu arada bilginiz olsun diye söylüyorum. Crespo'nun eline değen pozisyonlar önce 93 numaralı Alanya Sporu futbolcunun eline değiyor. O yüzden pozisyona penaltı verilmiyor. Bilginiz olsun sadece onu söyleyeyim de. İçimde de kalmasın. Ama Fenerbahçe taraftar ne konuşuyor? Üçlü mü oynasak? Dörtlü mü oynasak? Luan Perez iyi oturdu. Ulan Gustavo ki çöpledik ama adam iyi çıktı. Bak. Gıdım 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 gıdım. Suni gündem çıkarmaya çalışıyorlar. Altay kötü çöp. Hayır. Altay kötü değil. Performansına düşüş var. Kabul. Ama Altay çöp değil. Başta ay karşı karşıya kaçırdı. Çöp. Hayır. Orada o çalımı atmak, Kaleci de karşı karşıya kalmak büyük meziyet. Ama kaleci erken atladı. Ve başlu ayı çabuk karar veremedi. Mesela başta aynı yerinde orada o topu tam şut çekecekken kalecinin atladığını görüp topun üstüne basıp altına girip böyle löp diye aşırtma yapacak. Dünyada zaten 7-8 tane belki futbolcu vardır. Vesaire vesaire. Şimdi en dediğim gibi bahane üretmiyor. Ya rem maçında müthiş bir geri dönüş. 4 gün sonra. Ne 4 gün sonrası ya? Kim diyor dört gün sonra? Perşembe günü maç gece geç saatlerde bitti. Cuma, cumartesi, pazar toplam olarak 72 saat bile yoktu. Saat 20'de çıkıldı maça. 68 saat sonra maçın bitiminden 68 saat sonra Alanya'ya 5 attı takım. 17 farklı isim gol sevinci yaşamış. Ve arkadaşlar müjdeyi verelim. Jorge Jesus imzalıyor. İşte o tarih diyor. Otomaç gazetesinin haberi son dakika spor haberi olarak vermişler. Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası esiyor. Fenerbahçe herkesin takdirini kazandı. Kısa sürede yapılan bu şey Fenerbahçe'yi birçok alanda zirveye taşıdı. Ve Fenerbahçe yönetimi yeni kontrat için harekete geçti. İşte o tarih ve yaşanan son gelişmelerin detayları demiş. İzliyoruz. Yok, dinliyoruz. Dinleyelim o daha güzel olur. Jesus güzel futbol, özlenen hava, camiayı mutlattı atlıyorum bilginiz olsun. Alanya'yı 5-0 bir maç bay olmasına rağmen Süper Lig'in en golcüsü 20 gol attı. Bu gollerin büyük bölümü ön alan yap presiyle oluşturuldu. Jesus'un oyun felsefesi taraftarın büyük taktikini kazandı. Ee, alkışlar topladı. Deneyimli hoca süper. Kurmaylar teknik yeni sezon. Bir yıllık sözleşme imzalamıştı. Sadede geliyoruz durun takvimin haberine göre pardon takvimin haberiymiş San Javier'ler hem performansı hem de saha kenarındaki duruşuyla büyük beğeni kazanan Jesus'ta yeni kontrat yapmak için düğmeye bastı. Yönetimin resmi girişimler için Kasım ayını beklediği 2022 Dünya Kupası için diklere verilecek arada Portekizli teknik adamın menajerinin İstanbul'a davet edeceği edileceği öğrenildi diyor. Bu arada Fenerbahçe'de mutlu diyor. İmza atmadan önce bazı çekingeleri vardı. Sözleşme süresini bir yıla kısıtlamıştı. Burada mutlu olduğunu, olumlu bakabileceğini ifade etmiş. Aralık ayında imzalıyor diyor. Tarih Aralık ayıymış arkadaşlar. Ali Koç çok iyi ilişkiler içinde olduğu başarılı hoca ile sürekli görüşmeler yapıyor. Sürpriz bir gelişme olmazsa, bakın sürpriz bir gelişme olmazsa Aralık ayı başında yeni sözleşmenin imzalanabileceği gelen bilgiler arasında demiş. Evet Mustafa Hocam, gazete haberini okudun. Bize gazete haberiyle duyum vermeyeceksin değil mi? Hayır. Size ben daha önce söyledim. Jorge Jesus Fenerbahçe'ye imza attığımda da söyledim. Silivri'de de söyledik, Mettis'te de söyledik, Çağlayan'da da söyledik, mahkemelerde de de söyledik ama bilmiyorum aklınıza ne kadar kaldı. Jorge Jesus ile Fenerbahçe yönetimi aslında bir yıllık sözleşme imzalamadı. Aslına bakarsanız bir yıllık sözleşme imzalamadı. Herkese de hodri meydan. Herkese de hodri meydan. 1 artı 3 yıllık sözleşme sunuldu. Fakat ben size burada çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Videoyu 21 Eylül 2022 tarihinde izleyeceksiniz. Çok enteresan bir şey. Bu dediğimi unutmayın. Allah nasip eder. Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç başkanlıktan istifa edecek. Yanlış duymadınız. Eğer, eğer Fenerbahçe 2022-2023 sezonunda şampiyon olursa Ali Koç başkanlıktan istifa edip olağanüstü ee, şeye götürecek, kur, genel kurula götürecek takımı. Seçim yaptıracak. Bu dediğim bilgiyi unutmayın. Ve da 1 artı 3 yıllık kontratı masada hazır tutacak. Ve Jesus eğer Ali Koç seçilirse önümüzdeki 3 yılın teknik direktör olarak imzasını atacak arkadaşlar. Bu dediğimi unutmayın. Bu benim duyumum. Ve çok sağlam duyumum. Hocam bu duyumu kimden aldın? Bizzat Ali Koç'tan aldım. Bu duyumu da bizzat Ali Koç'tan aldım. Hocam bu dediğin saçma değil mi? Şampiyon yaptık niye istifa etsin ki? Hayır. Orada güven tazeleme diye bir olay var. Bir. ikincisi proje. Bakın benim projem bu işte. Ben 4 senedir 5 senedir bunun için uğraşıyordum. Dedi miydi? iş biter. Diyeceksiniz ki hocam şampiyonuna inanıyor musun? Hiçbir ligde dünyadaki hiçbir ligde profesyonel bahsediyorum de 7. haftadan ve bay maç geçirip 6 maç oynamış bir takımın şampiyonluğu belli olmaz. 36 toplam maça çıkacak takımların olduğu birlikte ben şahit olmadım. 25. haftadan önce. Hadi bir iki haftada benden 27. haftadan önce. Bir hafta daha 28. haftadan önce şampiyonun belli olduğuna hiçbir zaman şahit olmadım. Ömrümde şahit olmadım. Ama Fenerbahçe taraftarı bazıları uçuk başlıkları sevenler uçuk haberleri sevenler, uçuk yorumları sevenler o sene bu sene hissediyorum diyor. Ne hissediyor? Kutumda büyük var. E, git tuvalet orada. Yani ne yapacağız kutumda büyük hissediyorsan? Geldi ortaya. Yani git arkadaşım. Kutumda büyük hissediyorsan. Bize ne? Yıllardır aynı terane. O sene bu sene hissediyorum diyor. Bir hakem hatası. Başka. Bizi yine şampiyon yapmayacaklar. Bu da bir klişe. Bizi şampiyon yapmayacaklar. Niye? Pişminlaklar. Gelişmemizi istemiyorlar. Büyümemizi çekemiyorlar. Bizi kıskanıyorlar. Niye kıskanıyorlar? Logomuzda şey var. Palamut var. Ondan dolayı. Ulan palamut bizim dur da. Yok sizinki başka. Palamut başka. Burada palamut simgesi başka. Ha o zaman başkadır. <laughs> yani... Klişe laflardan bir çıkar mısınız? Klişe sözlerden. O sene bu sene. Bizi şampiyon yapmayacaklar. Dış minnaklar. Bizi kıskanıyorlar. Oldu olacak. Yani enteresanlığı bırakalım. Takımı destekleyelim. Bakın 28. hafta. Bana soruyorlar takım şampiyon olur mu? 28. haftadan önce hiç kimse şampiyon olmaz. Vallahi bak. Zannetmiyorum olacağını. Fikrimi soruyorsanız. Fenerbahçe şampiyon olup olmayacağına 28. haftada cevap vereyim. Şunu da belirteyim, şu anda 6 maç oynamış Fenerbahçe. Size bir güzellik yapayım, çok bekletmeyeyim. 14 maçını arka arkaya kazanırsa Fenerbahçe 14 maçını yani 42 maç daha arka arkaya kazanırsa Fenerbahçe şampiy ilan ediyorum. O 10 kısmı da kalsın. 10 kısmı da kalsın. Yani 10 maçlık periyotta arka arkaya alacağı 6 galibiyet ya da o periyotta alacağı 6 galibiyet Fenerbahçe şampiyon yapar. 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 73 puan üstü. Ve benim tahminime göre 75 puan ya da 76 puan şampiyonluk için hayli hayli yetecek. Dediğimi de unutmayın. Eğer şampiyonluk istiyorsanız 75-76 puana odaklanın. Ama bu, bu serüvende puan kayıpları da olacak, mağlubiyette olacak. İlk mağlubiyette acaba İsmail Kartal gelse miydi, kalsa mıydı? Dal saksa İsmail Kartal kalksa mıydı demeyin. Saçmalamayın. İlk beraberlikte, ilk puan kaybında gördünüz mü? Rotasyon bak patladı. Demeyin. İlk gol kaçıran futbolcu. Ben buna zaten çöp diyordum oğlum. Bak çöp belli oldu demeyin demeyin ya. Ya şu takımı koşulsuz şartsız sevin ya. Sevemiyor musunuz? Annenizi koşulsuz şartsız sevmiyor musunuz? Belki küçükken tuvalet eğitiminde sizi ne kadar dövmüştür. Belki küçükken milletin ortasında ağzınızı bunuzu dağıtmıştır. Belki saçınızdan sürüp böyle duvara muvara çarpmıştır. Ama annenizi sevmekten vazgeçiyor musunuz? Bu da böyle. Fenerbahçe bizi kaç duvardan duvara çarptı? Kaç kez ağlattı? Ama sevmekten vazgeçmiyoruz. Çok şükür de vazgeçmeyeceğiz. Bana tahammül ettiğiniz için, kanalımızın bir ferdi olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere dostlar.